Herkese merhaba, Stil Baykuşu'na hoş geldiniz. Ben Nergis, tanımayanlar için. Eğer benim videomu yeni görüyorsanız şimdiden söylüyorum, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok 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 sevinirim. Benden bir süredir çok ısrarla istediğiniz bir video ile karşınızdayım aslında bugün. Bu ne? Saç uzatma videosu. Evet, biraz uzun sürdü bu videoyu çekmem. Bunun için özür dilerim ama çok araştırdım. Çünkü bilmediğim bir yöntem. Hiç saç uzatmak için aslında pek bir şey yapmadım bugüne kadar. O yüzden bilmediğim bir yöntem, çok araştırmaya çalıştım. Çok fazla video izledim. Ama emin olun hiçbir video beni tatmin etmedi. O yüzden bugün pek fazla gösterecek bir şeyim yok. Size daha çok neler yapabilirsinizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kesinlikle net bir şey yok. Yani yapabileceğiniz diyebileceğim bir bir kür var. Şunu yapın, böyle yaparsanız saçlarınız çok hızlı uzayacak. Günde 2 santim, 3 santim, 5 santim böyle bir şey yok. Ne kadar araştırsam da, ne kadar videolarda evet bunun olacağı söylense de izlediğim videoların çoğu da bana hiç mantıklı gelmedi. Bunun için neler yapabiliriz? Aslında bunlardan biraz bahsedeyim size. Öncelikle beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Saçların en çok vitamin aldığı şeyleri tüketmeniz gerekiyor. Bu vitaminler nelerdir? C ve B vitaminleri. Bu C ve B vitaminleri bildiğiniz gibi C vitaminleri portakal, mandalina gibi daha çok sebzeler ve meyveler içerisinde oluyor. Onun dışında B vitaminlerini kırmızı et, beyaz ekmek gibi fasulye, bu tarz sebze ve etlerden alabilirsiniz. Bunları ne kadar bol tüketirseniz, ne kadar düzgün bir şekilde tüketirseniz saçlarınızın vitamini o kadar çoğalır ve diplerden alan vitaminle daha hızlı uzama ihtimali olabilir. İkinci, aslında en önemli şey bunun biraz daha genetik olması. Eğer genlerinizde, ailenizde herkesin saçı çok hızlı uzuyorsa bu genler eminim size de çok hızlı geçecektir. Bu hızlı uzama devresi sizde de olacaktır. Aslında bu çok önemli bir şey, genetik faktörler. Bunun dışında neler yapabiliriz? Öncelikle sıcaklıktan çok uzak durmanız gerekiyor. Fön makinesi, maşa, düzleştirici, bunun gibi şeyleri saçınızdan uzak tutmalısınız. Saç kurutmaktan bile vazgeçmelisiniz aslında. Bırakıp kendinin uzamasını sağlamasınız, kurumaya bırakmalısınız ki ne kadar sıcaklık tutarsanız saçınıza o kadar yıpranacaktır. Yıpranan saç da çok yavaş uzayacaktır. O yüzden yıpranma konusunda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Saçlarınızın uçlarına çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Bunun için ne yapabilirsiniz? Mesela tabii kendinize göre değişir. 3 ayda bir, bazıları 6 ayda bir, belki daha sık. Ne kadar sıklıkla kırıldığına bağlı. 3 ayda bir ama en ideal noktadır. 3 ayda bir saçlarınızı kestirmeye dikkat edin. Eğer dediğim gibi sıcaklıklardan uzak durursanız saçlarınızın uçları da artık kırılmayacaktır. Saç fırçalamaktan vazgeçin. Fırça kullanmayın saçlarınıza. Daha çok benim daha önceki videolarımda da görebileceğiniz gibi kare saç açma tarakları kullanın. Bunlar emin olun çok daha ideal taraklar, saçlarınızı kırmayacaktır. Bunun dışında örgüden uzak durmanız gerekiyor. Tabii ki bu tarz örgülerden bahsetmiyorum. Bunlar daha hafif ördüğümüz ve akşamında açtığımız saçlar, ama ince tek tek örülmüş mısır örgüsü gibi bir sürü örgüden vazgeçmeniz gerekiyor. Çünkü örgü saçı koparır ve çeker. Eskiden küçükken bize derlerdi ki saçını sıkı sıkı topla, gece öyle yat. Ama o çok yanlış. Şu şekilde saçınızı çekiyorsunuz ve buradan kopmaya neden oluyor. Başka bir şey yaptığı yok. Saçı çekerek uzatamayız. Bu da doğrudur. Bunun dışında izlediğim videolardan ortak çıkardığım bir şey var. Tabii yapabileceğinizi düşündüğüm bir şey. Ve banyo yaptıktan sonra saçınıza bazı kürler yapabilirsiniz. Bunlardan biri zeytinyağı. Fakat zeytinyağı çok düzgün kullanılmalıdır. Biliyorsunuz yağlı saçta bitlenme olabilir. Zeytinyağıyla masaj yapabilirsiniz saç diplerinize, sonra bir süre havluyla sarıp daha sonra banyoda iyice durulamanız lazım. Peki banyo yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Saç diplerinize masaj yapmanız çok önemli. Şampuanınızı sürdükten sonra kesinlikle tırnak uçlarıyla bu şekilde kazımıyoruz saçlarımızı. Bu saç diplerinizin kepeklenmesine neden olabilir, derinizi kazırsınız. Kafa derinizde yaralara neden olabilir. Parmak uçlarınızla şampuanla beraber yaklaşık 5 dakika boyunca saç diplerinize masajlar yapabilirsiniz. Bu saç diplerinizin rahatlamasını sağlayacak. Böylelikle daha yumuşak, daha güzel saçlara sahip olabilirsiniz. Zeytinyağında da bu geçerli. Masaj yapıp daha sonra sarıp beklerseniz Uzatıp uzatmayacağı konusunda hiçbir garanti veremem size ama kesinlikle saçlarınızı yumuşatacaktır. Onun dışında saçlarımız kurudu, kendiliğinden taradık, kurudu ya da fönü biraz daha uzaktan tutarak yavaş yavaş kuruttuk. Saç uçlarınıza argan yağı, badem yağı gibi özler kullanabilirsiniz ama sadece saç uçlarınıza, saçlarınızı ağırlaştırmayın. Daha fazla dökülmesine neden olursunuz, bunu unutmayın. Ve son olarak da söyleyebileceğim, kuaförlerin de çok fazla tavsiye ettiği, benim kuaförüm Hakan'ın da tavsiye ettiği üzere biliyorum ama ben hiç kullanmadım. Keratin. Keratin özlü şampuanlar kullanabilirsiniz. Keratin özlü bakım yağları kullanabilirsiniz. Ya da direkt keratin serumlar var. Onlarla saçınıza masaj yaptırabilir ya da kendiniz yapabilirsiniz. Bu da bir çözümdür. Ama onun dışında hiçbir doğal yöntem veya yapay yöntem, bitkisel veya kimyasal bir yöntem olduğunu bilmiyorum saç uzatmaya dair. Olsa da çok işe yaradığına da inanmıyorum, bunu da söyleyebilirim. Ve saç uzatma videom o yüzden bu şekilde olacak. Çok üzgünüm, eğer bunlar size yardımcı olabilirse çok sevinirim. Ama yapabileceğim elimde bir kür olmadığı için de özür dilerim. Dediğim gibi çok izledim. Yumurta, bal, sütü karıştırıp saçına sürenler, limon, zeytinyağını sürenler. Ama bunlar çok tehlikeli de olabilir saçlarınız için. Her saçta aynı etkiyi göremeyebilirsiniz. O yüzden doğal yöntemlerle beslenmenize dikkat edin, sıcaklıktan uzak durun, maşadan uzak durun, kurutmaktan uzak durun, düzgün tarayın, 3 ayda bir saçlarınızı kestirin, arada bakım yapmayı ve saç diplerinize masaj yapmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Facebook ve Instagram'dan beni takip etmenizi bekliyorum. Oradan sorduğunuz sorulara her zaman cevap vermeye çalışıyorum. Şimdilik teşekkür ederim. Yarın yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.